Değerli izleyiciler, bugün size dış dünyadan, daha doğrusu dış dünyada o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki, hatta ben geçen de şöyle bir şey yazdım. Bizim 50 yılda gördüğümüz değişimleri önümüzdeki 6 ay içerisinde görebiliriz diyerekten, yani bu bir duygusal yaklaşım yani. Ama dünyada değişimler o kadar hızlı gelişiyor ki gerçekten 50 yıllık değişimleri önümüzdeki 6 ay içerisinde görebiliriz. Yani ben buna inanıyorum. Çünkü değişmelerin hızına bakarak bunu söylüyorum. Bunlardan mesela ve çok önemlisi işte Avrupa'daki Amerikan vesayetinden kurtulma meselesi. Yani Avrupa'nın kendi başına bağımsız olması, Amerikan vasallığından çıkması meselesi tartışılır hale geldi. Çünkü Avrupa artık Amerika'nın vesayeti altında ticaret yapamaz, enerji tedarik edemez vesaire filan duruma gelince Avrupa'da bir sıkışma başladı. Dolayısıyla Avrupa ile Amerika arasında bir sıkışma oldu. Değişimleri hızlandıran ana meselelerden birisi de bu oldu. Zaten Rusya ile Çin'in birlikte hareket etmeye başlaması ve bunun askeri alana, felsefi alana, bütün her alana yani dünyaya etki etmeye başlamış olması, dolayısıyla biraz önce söyleyeceğim bu Sudan meselesi ve Suudi Arabistan meselesinde de bu iki önemli hızlı değişikliği de göreceğiz. Şimdi belki Türkiye'deki seçimler dolayısıyla dışarıdaki bu gelişmeler ve önemli gelişmeler takip edilemiyor. Çünkü herkes kendisini şu anda seçime hasretmiş vaziyette. İster muhalefet olsun, ister iktidar olsun. Şimdi Sudan'da ne oldu? Sudan'da bir şey oldu. Şimdi Sudan daha önce biliyorsunuz orada bir Beşir vardı. O Beşir'i de Çin'le iyi ilişkiler kuruyor diyerekten Amerika orada bir darbe yapmıştı ve tekrar bir başka biriler geldi falan. Oralarda sık sık darbeler oluyor ama bu sefer Sudan'da olan olaylar şimdiye kadar karakteristik olarak Amerika'nın bir ülke içerisinde hani bu bizim renkli devrimler dediğimiz iktidarları devirip orada Amerikancı iktidarlar kurarak orada Amerikancı düzenler ve işte finans kapitalin getirilmesi, Amerikan ekonomik yapılanmasını taşıması vesaire filan gibi mekanizmaların getirilmesinde kullandığı sistematiğin orada çok farklı olduğunu ve o sistematiğin ileride bizim buralarda da cereyan edebileceğini düşünmek lazım veya başka ülkelerde cereyan edebileceğini düşünmek lazım. O da şu. Şimdi hatırlarsınız bu özelleştirmeler Türkiye'de çok hızlı bir şekilde gelişirken belli artık freni tutmaz hale gelip de kılcal damarlara kadar özelleştirmeleri devam edelim şeklindeki bir felsefe çok hızla ilerlerken çoğu kimse ordunun özelleştirilmesini, paralı ordunun kurulmasını vesaire filan gibi bunları tartışmaya başlamışlardı. Yani hatta Mehmetçik konusu tartışma konusu olmuştu. Yani düzenli ordu Mehmetçik'le meydana geliyor ve vatan millet duygusuyla yaşayarak bir para karşılığında değil, vatan karşılığında, vatanın güvenliği karşısında elde ettiği duygular vasıtasıyla ülkesinin güvenliğini sağlıyor ya, o düzeni bozdurmak için şöyle bir mekanizma, yani paralı bir ayrıyeten ordu kuralım. O ordu işte daha küçük ordu olsun ama daha etkin olsun, daha işte teknolojik olsun falan filan gibi cicili laflarla, hatta bunun yapılanmasını bu 21 yıllık AKP iktidarında Sadat'la vesaireyle falan yavaş yavaş görmeye başlamıştık. İşte güvenlik örgütleri çıkmaya başladı falan. İşte güvenlikle ilgili bazı kurumların özelleştirilmesi vesaire. Yani bunu şey gibi düşünün. Kızılay'ın
ticarethane haline dönüştürülmesi gibi ordunun da ticaret haline dönüştürüldüğü bir yapıya doğru ilerlenmesi isteniyor. Hala da Türkiye'de finans kapital etkin olursa bunu yapmaya çalışacaktır. Her zaman bu onun kafasının içerisinde vardır. Çünkü orada onun için her zaman problemdir. Halk için vardır orada ama onlar onu servet sınıfı için kullanmanın yollarını ararlar. İşte bunu Sudan'da gerçekleştirmiş Amerika ve orada iki tane ordu var. Bir düzenli ordu var, bir de dışarıdan parayla toplanılmış özel, hani bu işte Wagner diyoruz, Blackwater diyoruz, Amerika'nın kendisi de savaşırken kullandığı, hatta Rusya'da şu anda kullanıyor ama Rusya'nın da başına o bela oldu ve Putin tedbirler almaya başladı. Ona da biz bir ileriki zamanlarda onu başlı başına görüşeceğim. Çünkü yani düzenli orduyla paralı ordunun karşı karşıya gelmesi aslında o ülkenin iktidarının elden çıkması veya iktidarının emperyalizmin eline geçmesi anlamına geldiğini de gösteriyor. Şimdi Sudan'da olan durum budur. Şu anda oradaki paralı askerlerin, daha doğrusu işte Blackwater gibi özel şirketler tarafından kurulmuş paralı ordunun düzenli orduya karşı yaptığı bir darbe. Bunu şimdilik burada bırakıyorum. İkinci, buna benzer bir olay daha var. Onu anlatmaya çalışacağım. O bizi çok daha yakından ilgilendiriyor. O da Suudi Arabistan meselesi. Şimdi Suudi Arabistan'la Suriye, Rusya ve Çin'in denetiminde birbirlerine yakınlaştırılıyor. Yani hatta eğer seçimler olmamış olsaydı bugünlerde Tayyip Erdoğan Esad'la el sıkışacaktı ve belki de hala seçime 30 gün var. Belki de gene bu gerçekleşebilir. Şimdi Suriye'nin imarı için, yeniden imar edilmesi için Suudi Arabistan kesenin ağzını açmış. Suriye ile biliyorsunuz ilişkileri düzelttiler. Oraya büyükelçilik kuruldu vesaire falan. Ama bu Çin ve Rusya'nın denetiminde sürdürülüyor. Oradaki inşaat işlerine de Türkiye'nin ortak edilmesi gibi falan bir ekonomik projede bu işin içerisine dahil edilerek dünden Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Suriye'deydi. Yani Suriye ile Suriye zaten tekrar yeniden şeye dönüyor. Avrupa bir Arap Birliği'ne dönüyor. Dolayısıyla Suriye ile iyi gelişmeler oluyor ancak benim anladığım kadarıyla Rusya ve Çin Türkiye'deki seçimlerin tamamlanmasını bekliyor. Eğer seçimden sonra bu ortam devam ederse ki ben edeceği kanaatindeyim. Çünkü bazı görüşler var. Ben onların hiçbirisine katılmıyorum. Çünkü Amerika'nın bölge ülkeleri üzerindeki çok olumsuz ve güvensiz davranışları dolayısıyla Amerika'nın ve Avrupa'nın artık bölge ülkeleri üzerinde etkisinin olacağını ve onların hükmünün süreceğine inanmıyorum. Dolayısıyla Türkiye'de Avrasya cephesinde mecburen yer alacaktır diye düşünüyorum ve bu Avrasya cephesinde olmamızı temelden zorlayan ana hususlardan birisi de Suriye ve hatta Suriye için muhalefet partileri de seçimden sonra Suriye ile görüşüleceğini ifade ediyorlar. Hatta daha da ileri giderek size başka bir şey söyleyeyim. Rus basınını ben takip ediyorum, hem de çok yakından takip ediyorum. Dolayısıyla dış olayları da biraz o sebeple takip etmiş oluyorum. Orada görüşler şöyle, Tayyip Erdoğan'ın aşırı bir yenilgi alacağı ve dolayısıyla Türkiye'de iktidarın değişileceğine göre hesap yapıyorlar. Hem Çin'de, hem Rusya'da, hem Suudi Arabistan'da, hem başka yerlerde hesap böyle devam ediyor. Diyelim şimdilik bugünkü dış haberler bilgilerini bununla sınırlı bırakalım. Teşekkür ederim.